İdam cezasının getirilmesine ilişkin Türkiye'de yapılması muhtemel bir referanduma izin verilmeyeceğini açıklayan Almanya'nın ardından benzer bir açıklamada Belçika'dan geldi. Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'de idam cezasının uygulanmasına ilişkin bir referandum yapılması halinde Belçika'daki temsilciliklerde oy kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bu arada Flaman bölge partilerinin sözcüleri de ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride idam cezasının yeniden getirilmesi üzerine referandum yapılmasının değerlerine aykırı olduğu vurgulandı. Bildiride Belçika'da böyle bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. İdam cezası için referandum düzenlendiği takdirde Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz ifadeleri kullanıldı. Önüme gelirse ben bunu Benzer bir hamle Almanya'dan da gelmişti. Alman hükümeti sözcüsü Stefan Seibert, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye'nin Almanya'daki temsilciliklerinde oy kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.